aşığından hoplayamadım aman aman. Döküldü cephanelerim, toplayamadım. Döküldü cephanelerim, toplayamadım. Düşman galip geldi, haklayamadım aman aman. Aman da aman efeler, öldürmen beni. Güzel de Cemile'nin yoluna soldurman beni. Amanın amanın efeler, öldürmen beni. Güzel de Cemile'nin yoluna soldurman beni. Mahkeme önünden eğildim geçtim aman aman. Sol yanından kurşun yedim, bayıldım düştüm. Sol yanından kurşun yedim, bayıldım. Ahbap düşman oldu, ben buna şaştım aman aman. Amanın amanın efeler, öldürmen beni. Güzel de Cemile'nin yoluna soldurman beni. Amanın evet sevgili arkadaşlar, yeni bir bölümde tekrar karşınızdayız. Bir Bergama türküsüyle programı açmaya çalıştım. Güzel bir eser, uzun zamandır söylememiştim. Bugün söylemeye çalıştım nacizane. Sanırım da güzel de oldu. Bugün bir ordu türküsü öğrenmeye çalışacağız. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa diyeceğiz. Çünkü birçok arkadaşımız hep hocam çok ağır eserler öğretiyorsun diyorlar. Birazcık bize daha melodisi güncel olan. Bu arada tabii ordu türküleri Giresun, Sivas, Tokat, Samsun ile sınırlıdır. Karadeniz sahili illerimizden biri olan Ordu ilimizde uzun havalardan bütün Doğu Karadeniz'de de söylenen tamzara da burada da görülmektedir diyor. Yani oyunları güney taraflarında bazı halaylar, kuzeyde ise karşılamalar ve horonlardır diyor. Halk sazları bağlamadır, kemençe, tulum, davul, zurna, tef ve buna benzer enstrümanlar vardır diyor. Biliyorsunuz ordu deyince Hekimoğlu aklımıza gelir. Hekimoğlu derler benim de aslıma. Aynalı martin yaptırdım da narinim kendi nefsime. Konaklar yaptırdım, döşemedim, döşetemedim. Ünye'de fatsa bir oldu, narinim baş edemedim diye çok da güzel bir
Ordu Hekimoğlu üzerine yazılmış bir eser vardır. Fakat biz onu bugün işlemeyeceğiz. O biraz bir aşama sonra yapacağız onu. Ona biraz tavır ağırlıklı olduğu için biz bugün Ordu'nun derelerini yorumsuz bir şekilde sizlere sunmaya çalışacağız. Eserimiz dört dörtlük bir eser. Ben burada tamamen yeni özellikle birkaç ay başlayan arkadaşları dikkate alarak onları da şey yapıp onları da bu olaya dahil etme mahiyetinde birazcık hafifletilmiş şekliyle sizlere öğretmeye çalışacağım. Evet, şimdilik bağlamamızı değiştirelim. Bu arada ben sizlere de bir şey söylemek istiyorum. Benim kendi müzik mağazam olan Özgün Müzik Evi'nin yeni bağlamaları gelmiştir. Çok güzel gitarlarımız gelmiştir. Sadece bağlama değil, gitar, akustik gitarlarımız da vardır. Bu arada biliyorsunuz biz bununla hayatımızı kazanıyoruz, müzikle. Ufak da olsa bir reklamını yapmak gereğini hissediyorum. Bu arada telefonu olan varsa, sorusu olan arkadaşlarımız varsa bizlere ulaşabilirler derken programımızı açalım. Şikayetleriniz de varsa veya düşünceleriniz varsa e-mail göndererek bana düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi YouTube'da da yüklenme olmuş. Bir yandan çok hoş, en azından bilmeyen arkadaşlar da kaçıran bölümleri oradan da takip edebilirler. Evet sevgili Yol TV izleyenleri, bugün dedik ki Ordu'nun dereleri, daha önce de söylemiştim. Yöreleri gezeceğiz biraz. Şimdi tek bir yörede bağlayıp kalamayız çünkü ülkemizin o kadar her köşesinde o kadar güzel zenginlikleri var ki onları zaten burada bir yılla, iki yılla veya birkaç saatle anlatılacak gibi değil. Gerçekten zaten bende de biraz o yörenin de olsun, Ege'nin Ege yöresi özellikle bende ağır basmakta ama Ordu türküleri, bir Hekimoğlu, yani daha kısacası kahramanlık türküleri birazcık bende daha fazla ilgi uyandırmıştır. Zaten okuduğum eserler de genelde aşağı yukarı savaş türküleri, o savaştan yazılmış destanlar üzerinedir. Uzatmayalım, programımıza başlayalım. Si bemol 2 diyoruz. Donanımda hemen akabinde bir C çiziyoruz. C biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Dört dörtlük yazılabilir veya da C şeklinde de gösterilebilir. Bunu bir hatırlatmada bulunalım. Bugün özellikle yeni başlayan arkadaşlarımızı biraz göz önünde bulunduracağız. Birinci değer birimimiz sekizlik. İkinciye geçeceğiz. Do, re, iki tane 16'lık ve mi şeklinde tezene vuruşumuz. Yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı sekizleri vuracağız. Evet, şimdi dört dörtlük olduğuna göre demek ki ikinci dörtlüğümüzü yazdık. Daha iki dörtlük daha yazmamız lazım. Mi, sol, sol, mi. 16'lık birimle yazacağız. Mi, sol, sol, mi, fa, fa, mi, re olması lazım. Fa, fa, mi, re. Bir kontrol edelim. Fa, fa, mi, re doğruymuş. Evet, böyle bu şekilde birinci ölçümüzü tamamlıyoruz. Tezeneler aşağı yukarı şeklinde vurulacak. Evet, görüldüğü gibi tezene şekillerimizi de yazdık. Dört dörtlük tamamlanmış bulunuyor. Do, re, mi, mi. Şuradan do. Yeni başlayan arkadaşlar için dedik bugün ağırlığı vereceğiz. Mi, mi. Mi, sol. Sol. Mi. Fa, fa. Mi, re. Ben şurada bir noktaya daha parmak basmak istiyorum. Şimdi bazı genelde konuşmalarda olsun, müzisyenler arasında olsun, bağlama çalma konusunda olsun, hiçbir zaman kolay zor diye bir eser yoktur. Onu yorumcu kendi yorumluğuyla isterse zorlaştırır, isterse de daha bir basit hale getirip çalabilir de. O tamamen yorumcuyla alakalıdır. Bu okuyan için de aynı şeydir. Bağlama çalan için de, gitar çalan için de aynıdır. Şimdi biz burada belki yalın bir halle bunu yazıyoruz ama bunu isteyen arkadaşımız zaman birimlerini kısaltarak olayı biraz daha tavır, o yöre Karadeniz
yöresinin tavrına da kaydırarak eser istediği gibi de yorumlayabilir. Buradaki ana tema sadece görüldüğü gibi belli dörtlüklerde yoğunlaşmışız. Birazcık yalın haliyle sizlere öğretmeye çalışıyorum. Bu da zaten böyle olması gerekir diye düşünüyorum. Artık yorum da sizlere kalmış. Şimdi devam ediyoruz. Re mi fa diyoruz. İkinci ölçümüz re mi fa. Burada sekizlik birimimiz önde. Vuruş şöyle. Birinci dörtlüğümüz ikinci ölçünün fa mi fa mi. Fa mi fa mi. İkinci dörtlüğümüz de tamamlaştı. Burada zaten artık sanırım yavaş yavaş gözümüz alışıyor. 16'lık birimleri nasıl vuracağımızı, 4 tane 16'lık birimimizi, 1 8'li 2 tane 16'lık olduğumu nasıl vuracağız artık bunu tezene olayında.